Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında ne yapmıştık? Bizim bir tane kodumuz vardı. Bu kodun içerisinde bakın MyCopy'yi ben burada yapmaya çalışmıştım. Böyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bakın burada. Ne elde ediyordum arkadaşlar burada bakın. Recep Mehmet Kamuran Hayriye nokta nokta nokta. Bakın bunların hepsinin adres değerleri aynıydı ve MyCopy'nin içerisinde ben bu kopyayı yaptığımda hiçbir şey değişmiyordu. Zaten initialize olarak aslında iki adres değeri de aslında aynı şeylerle setliyordu. Şimdi bakın bunun sebebine bakalım bir. Şimdi birinci olarak bakın. Ben buraya bakın en başta bakın burada static node yıldız m basis node yazmıştım. Bir kere bunun statikliğini kaldırmam gerekiyor. Çünkü bakın eğer ben bir şeyi statik yaparsam arkadaşlar bu class'a ait oluyor arkadaşlar. Objeye ait değil. Eğer ki bakın ben zaten benim pointer'larım universal olduğu için yani evrensel olduğu için bakın ben buradakinin hepsini aynı adresten başlatırsam ki statik yazarsam bu şekilde oluyor. Ben o zaman burada farklı bir çözünürlükte farklı aslında ifadelerle ben bunu çalıştıramam. O yüzden bakın bunun statikliğini bir kere kaldırıyorum. Bunu kaldırdıktan sonra bakın bu statik nesnenin içerisinde atama yaptığım için bakın ben bunun ifadesini de aşağıda kaldırıyorum. Çünkü initialize etmeme gerek kalmıyor. Şimdi bakın ben bunu yaparsam eğer arkadaşlar ve bunu çalıştırırsam. Şimdi bakın Hayriye Mehmet Kamuran Ali Kamuran Ali Kamuran bilmem ne bilmem ne. Bunların hepsi aslında burada detaylı bir şekilde çıkıyor. Şimdi bakın bizim burada yapmamız gereken şey ne aslında? Tekrar ediyorum bakın burada. Ben bunu çalıştırdığımda şu anda adreslerin bölgelerini şu an farklı atıyor ve gerçekten farklı adres bölgelerinde bu işlemlerin hepsini biz yapabiliyoruz. Ama bakın kopyalama işlemi burada yapabiliyor mu? Şu anda yapamıyor arkadaşlar. Şimdi bunun sebebine bakalım. Gidiyorum bakın burada şimdi benim bir copy fonksiyonum vardı bakın burada. Bu copy fonksiyonun içerisinde iterlerle atama yapmak istediğimde eşittir operandını ben buraya alıyorum. Ancak ben bu ifadeyi buraya yaptığımda bakın bu adresin içeriğini değiştirmek istediğimde arkadaşlar nasıl bir sorunla karşılaşıyorum biliyor musunuz? Yıldız iter 2'ye yıldız iter 1'i atamaya çalıştığımda burada string'in içerisinde o adres bölgesinin içeriğini de benim aslında değiştirmem gerekiyor. Çünkü const bir ifadenin içerisinde benim bunu yaratabilmem için ya da oluşturabilmem için aslında burada bu template'i baştan sona değiştirmeliyim. Şimdi bakın bu yüzden biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu MyCopy'nin içerisinde ben bu iterlerin aslında overloadlarını yazmadığım için yani aslında operatör overloading ile aslında bunların hem yazdırılma işlemi hem de gerçekten içerik atamasında alt sınıflara aslında tür dönüşüm kurallarını ben bildirmediğim için burada ne yapacağız biliyor musunuz? Str cat gibi bir fonksiyonla aslında burada implementasyon yapmaya çalışacağız. Şimdi bu ne? Bakın direkt detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şu ifademi bir kere siliyorum. Normalde bakın benim scon1'im ve scon2'm var burada. Ve bu scon1, scon2'nin içerisinde iter 1 eşit değilse con1 end'e ben ne yapayım biliyor musunuz? Con2 pushback fonksiyonunu buraya ekleyeyim. Ve bunun içerisine her seferinde yıldız iter 1'i koyayım. Eğer bakın ben bunu yaparsam arkadaşlar burada ne yapacak biliyor musunuz? PNameNode diyoruz ya. Node class'ı türünden aslında. Burada bana bir tane değer oluşturacak. Bu değeri oluşturduktan sonra bakın zaten hafızadan bağımsız olarak aslında ne yapabileceğim ben? Yeni yer burada ayarlayabileceğim. O yüzden new place to store elemanlarını ben buraya koyduğumda buna ekleme işlemini yapabileceğim arkadaşlar. Ancak bakın iter 1 ifadesinin içerisinde con1 end var ya burada. Eğer ki ben burada iter 1'i artı artı eğer yapmazsam bunun içeriğine değer ataması aslında yapamayacağım arkadaşlar bakın. Şimdi bakın çalıştırıyorum bunu. Çalıştırdığımda bakın burada dikkat edin. Şu ana kadar geldi. Kamuran Kamuran dedi. Ondan sonra bakın Hayriye ifadesini bakın burada yazdı. Hayriye'den sonra bakın burada Recep, Özenç, Ali, Özenç, Ali, Hayriye diye aslında bunların diğer ifadelerini de buraya ekleyebildi arkadaşlar listenin içerisinde. Biz bunları rastgele doldursak bile bakın burada bizim yapmak istediğimiz ifadelerin hepsinin içerisinde ne yapabiliyoruz? Bu değerlerin hepsini aslında çağırabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bizim... Burada verdiğimiz ifadeyle bakın sona ekleme işlemini burada rahat bir şekilde yapabildik. Ama bakın eşittir operatörünü ben burada yükleyemediğim için zaten bunun içerisindeki detaylı bir şekilde aslında analizini ben yapamıyorum arkadaşlar. Tabi bu nerede geçerli? Bu string'de geçerli. String ifadesinin içerisine ben bunu koyduğumda bunları çağırabiliyorum. Bunları gerçekten gerçekleştirebiliyorum.
Ben bunu bakın mesela integer'lı değerleriyle birlikte de aslında bu on liste aslında yaratmaya çalışmışım. Çünkü zaten bakın benim template dosyam burada template t ifadesiyle yaratıldığı için ben bunun içerisine double versem de ya başka bir değer versem de aslında bunların hepsini yapabilecek arkadaşlar. Ben bunu nereden gösterebilirim? Aslında çok basit bir şekilde bakın. Şu şekilde alırım bunu. Aldıktan sonra bakın buraya geliyorum. X5 diyorum. Bunu koyuyorum. My own list'i bu sefer ne yapayım arkadaşlar? Bakın şuraya gideyim, double yapayım. List 1'in içerisinde. List 1'in ne yapayım? Pushback'ini eğer burada çağırırsam 5.2 ile ya da atıyorum bunu şöyle kopyalayayım. 5.2 değil 2.2, 4.2, 15.12.2, 52.2 vereyim. Ve ben buraya gelip eğer ki for otayla iter tanımı yapıp aslında list birim burada begin değerini buraya geri verirsem ve iteri burada eşitliğini list birin içerisinde kontrol etmeye çalışırsam ve iteri her döngüde arttırırsam arkadaşlar ne yapabileceğim aslında? Cout'un içerisinde yıldız iter ifadesini ben burada detaylı bir şekilde aslında yazdırabileceğim. Cout end diye de buraya koyabileceğim bakın. Double'la tanımladığımda aslında bunun içerisindeki bütün değerlerin hepsini detaylı bir şekilde aslında bana yazdıracak arkadaşlar. Ama bakın bu değişecek mi? Ben buraya bakın geliyorum. List 2 yazıyorum burada. List 2'nin içerisinde bakın herhangi bir işlem almak istediğimde üstüne ekleme yapmak için ben ne yapabilirim bakın. Copy fonksiyonum var ya benim burada artık. MyCopy. MyCopy'ye gelip list 1'i ve list 2'yi ben burada verirsem eğer arkadaşlar. Ve ondan sonra gidip bu listekinin içerisindeki değerleriyle birlikte bakın tekrardan ben bunu yazdırırsam şöyle geliyorum şuraya diyorum ki list 2 olsun bu da list 2 olsun. Bu iter zaten oto tanımlı olduğu için bu döngünün içinde olacak ama biz yine de iter 2 yazalım buraya. Bakın şöyle geliyorum, şöyle geliyorum ve bunu tekrardan çalıştırıyorum bakın arkadaşlar. Yıldız iter 2'nin içerisinde bakın aynı değerleri ben birebir bir şekilde bu sefer alabiliyorum. Şimdi bakın biz bir şeyi initialize ediyorsak eğer copy ile bir yere aktarmak istiyorsak bakın şu anda ne yapabiliyoruz? Bu diziye sıfırdan bir atama yapabiliyoruz. Listin içinde olduğu için. Ben burada değerlerim integer olsun veya double olsun hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. O yüzden atama işlemlerinin hepsinin içerisine geldiğimizde bu kurallara kesinlikle bakmalıyız. Şimdi bakın bu dersimi de burada bitireceğim. Bir sonraki aslında dersimde ne yapacağım arkadaşlar? Gideceğim detaylı bir şekilde aslında list sınıfını kendi ifadeleri aslında nasıl kullanılıyor bunu göstermeye çalışacağım ve bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ifadelerimizi çıkarmaya çalışacağız arkadaş.